1001yemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı, portakallı, nefis bir kek tarifi veriyorum. Malzemelerimiz 1 su bardağından 2 parmak az toz şeker, yarım su bardağından 1 miktar fazla sıvı yağ, 3 yemek kaşığı portakal kabuğu marmeladı. Ben bunu daha önceden yapmıştım. Fakat sizin elinizde böyle bir şey yoksa onun yerine portakal kabuğu rendesi kullanabilirsiniz. Eğer portakal kabuğu rendesi kullanırsanız toz şeker miktarınızı bir miktar daha arttırabilirsiniz. 3 adet yumurta, 2 su bardağı süt, 2 adet kırmızı elma, 4 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu, 2 paket şekerli vanilin ve 2 çay kaşığı tarçın kullanacağım. Şimdi başlıyoruz. Yumurtalarımı kaseye kırdım. Bu arada şöyle bir düzeltme yapıyorum. Yumurtaları ufak olduğu için 4 adet yumurta kırıyorum. Yani benim yumurtalarım M bedenmiş. Ama eğer isterseniz büyük boy yumurta kullanacaksanız 3 tane yeterli olur. Şimdi yumurtaları derin bir kabın içine aktarıyorum. Üzerine toz şeker ilave edip mikserle çırpacağız. Evet, gördüğünüz gibi iyice köpük köpük olana dek, rengi açılana dek çırptım. Şimdi sıvı yağ koyuyorum. 2 su bardağı süt ekliyorum. Tekrar çırpıyoruz. Şimdi üzerine portakal kabuğu marmeladımı koyuyorum. Elmaları rendeliyoruz. 2 tane elmayı güzelce rendeledim. Şimdi kek karışımının içine ilave ediyorum. Şimdi tekrar mikserle karıştıracağım. Kabartma tozu ve şekerli vanilini eleyerek ilave ediyorum. 2 çay kaşığı da tarçın ilave ediyorum. Şimdi mikserle tekrar çırpacağım. Şimdi son olarak unu da yavaşça eleyerek ilave ediyorum. Unu ilave ettikten sonra artık mikserle çırpmayacağız. Tahta bir spatulayla şöyle alttan üste doğru söndürmeden yavaş yavaş karıştırıp bu unu karışıma yedireceğiz. Bunu yapmamızdaki amaç kekimizin güzel kabarması. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel alttan üste doğru yavaş yavaş karıştırdım ve tamamen unu keke yedirdim. Kıvamı tam istediğim gibi oldu. İçerisinde elma ve portakal kabuğu marmelada olduğu için bayağı dolu dolu bir kek olacak bu. Şimdi kek kalıbımı yağlayıp hafif unlayacağım. Tereyağıyla yağlayıp hafif unlayacağım ve karışımı içerisine ilave edip 180 derece fırında kontrol ederek pişireceğim. Yani yaklaşık yine bir 35-40 dakika pişecektir. Kontrol ederek pişireceğiz. Kalıbımı böyle tereyağı ile her yerini güzelce yağlıyorum. Kalıbı güzelce yağladım. Şimdi biraz da un serpiyorum. Kalıptan kolay çıkması için. Kalıbın her tarafına gelecek şekilde güzelce unladım. Şimdi karışımı içerisine döküyorum. Tas biraz ağır olduğu için kepçeyle kalıbı alacağım. Birazını. Evet, karışımı kek kalıbına koydum. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum. Kekimiz gayet güzel pişti. Fırından çıkardıktan sonra bir yarım saat soğumasını bekledim. Sonrasında kalıptan çıkardım. Şimdi dilimleyeceğiz. İçi gayet güzel pişti. Tarçınlı, elmalı, portakallı nefis bir kek oldu. İsterseniz üzerine pudra şekeri de serpebilirsiniz. İçerisinde portakal kabuklarını görebiliyorsunuz. Yumuşacık. Çok güzel bir kek oldu. Deneyenlere afiyet olsun.